Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'dan oluşan EFTA ile Türkiye arasındaki serbest ticaret ve işbirliği anlaşması, 1 Nisan 1992'de yürürlüğe girerken, Türkiye'nin akdettiği ilk STA olma özelliğini taşıyor. Genel olarak mal ticareti ve gümrük vergilerinin kaldırılması odaklı anlaşmanın yenilenmesi, günün koşullarına uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğarken, yenilenen STA, 25 Haziran 2018 tarihinde İzlanda'da imzalandı. Anlaşma, iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 25 Mayıs 2021'de resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda taraflarca iç onay süreçlerinin tamamlanmasına dair bildirimler yapılırken, anlaşma yarın yürürlüğe girecek. Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında tarım anlaşması da yine yarın yürürlükte olacak. Revize edilen STA'yla, mal ticaretine ilişkin gümrük vergileri, ulusal muamele, teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı, ticaret savunma araçları gibi menşe kuralları ile genel ve kurumsal hükümler güncellendi. Söz konusu anlaşmanın İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'e yönelik mal ticaretinin yanında hizmet ticaretini de arttırması bekleniyor. EFTA ile fikri mülkiyet alanında kapsamlı bir metin üzerinde mutabık kalındı. Bu çerçevede, patent, marka, coğrafi işaretlerin korunması gibi alanlarda Dünya Ticaret Örgütü kurallarının ötesinde düzenlemelere gidildi, beşeri ilaçlardaki verilerin korunması bakımından ilk defa karşılıklılık sağlandı, böylece ilk defa bir stada teknoloji transferini kolaylaştırmaya yönelik işbirliği hükümlerine yer verildi. Gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesini sağlayan, ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin DTÖ hükümleri anlaşmanın bir parçası haline getirildi. Anlaşmanın uygulanmasında veya yorumlanmasında meydana gelen tüm anlaşmazlıklar için uygulanacak gelişmiş bir ikili anlaşmazlıkların halli mekanizması oluşturuldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.